tekrar merhabalar. Hamileliğimin 20. hafta gelişmelerini paylaşmak üzere tekrar sizlerleyim. Bu hafta doktora gittik. Çok inanılmazdı. İlk defa bu sefer gerilmeden doktora gittim. Yani tarihte bir ilk, 20. hafta. Hatta böyle eğleniyordum falan doktora giderken. Ben de kendime şaşırdım. Vallahi her şey yolunda mı, iyi miyim, bak doktora gidiyorum falan. Ama sanıyorum hani hem o çocuğa güvenme fikri, hem biraz sürece alışma ve hani her şey yolunda olması, buna güvenmek, inanmak, biraz teslim olmak, sanıyorum bunların hepsi işe yaradı. Rahattım ve diyordum iyi, her şey yolunda. Zaten öyle de oldu. Doktora gittiğimizde, ultrasona girdiğimizde işte böyle ultrason aletiyle karnıma baktıkları zaman normalde hani çocuk bir kere dokunduğunuzda hepsini görüyordum ben bu zamana kadar. Bir baktım çocuk o kadar büyümüş ki bacağı başka bir yerde, kafası başka bir yerde, böyle ultrason aleti dolaşmak zorunda kalıyor. İnanılmaz hayran kaldım. Çok böyle yani hani her seferinde diyorum ki, her seferinde İrem artık 5. aydasın, alış yani, hani tamam mucize de alış diyorum. Diğer taraftan da diyorum ki ama nasıl yani, bu kadar nasıl büyüyebilir falan. Artık mesela böyle şey yattığım zaman tekme attığında karnımda şeyi görüyorum, böyle sıçramayı falan görüyorum. Ve çok mucize, hala çok mucizevi geliyor. Çok yani çok mutluyum, çok iyi hissediyorum kendimi. Kontrolde her şey yolunda çıktı. Sonra bizi detaylı ultrason taraması için başka bir yere daha yönlendirdi, tekrar bakılsın diye. Oraya gittiğimizde ama biraz daha böyle şeydim, daha gergindim. Hem yeni bir doktora gideceğim diye. Yani doktor konusunda zaten biraz şeyim, yani bir buldum kendi doktorum, başka kimseye gitmek istemiyorum. Neyse gittik, böyle ultrason aletini koydu, biraz bastırıyor böyle. Benim de öksürüğüm hala geçmedi. Arada öksürüyorum falan, böyle şey diyor. Sen öksürdüğün zaman çocuğu göremiyorum falan diyor böyle. Tamam diyorum. Bir taraftan da saydırıyorum, ne yapayım ya, yani öksürüğümü içime mi kaçırayım, ne yapayım. Ondan sonra baktı neyse bütün organlara çok detaylı olarak. Her şey yolunda, işte yok omuriliğinin bilmem nesine falan bakıyor. Ha, ben cana dedim ki yani ben hayatımda işte 33 yaşına geldim. 33 senede bana bu kadar detaylı bakmamışlardır herhalde. Her şeyine baklar çocuğum. Normal çıktı çok şükür, o da iyi. İzmir'e gittim. İlk defa işte yani annemlerle hamileliğimde ikinci buluşmam. Böyle işte ne zaman? Şubat'ta gitmiştim. O zamandan beri inanılmaz böyle farklı gördüler. Karnım falan büyümüş gördüler. Ben tabii iyice candan sonra prenseslik yapacak birilerini bulunca iyice yıkıldım böyle. Ben işte hamileyim falan diye yayılıyorum. Onlar da biliyorlar naz yaptığımı. Hani yoksa ya istesem her şey yaparım. Koltuğa yayılıyorum, hiçbir şey yapmıyorum falan. Oh dedim, böyle hayat çok güzelmiş. Bana çok iyi baktılar annemler. Kayınvalidemi de gördüm. Böyle ikisi birden, annem de kayınvalidem de ikisi de birden böyle bir şeyler almaya başlamışlar. Böyle heyecanlı heyecanlı bana aldıklarını gösteriyorlar falan, çok tatlı. Bilmiyorum, benim herhalde bir şey almaya çok vaktim, fırsatım olmayacak. Onlar alıyorlar sağ olsunlar. Herkes çok heyecanlı. Yani hani sonuçta tabii ki çocuk benim karnımda ama bir aileye de geliyor. Hani aileye de çok farklı bir şey getiriyor. Aileyi bütünleştiriyor, birleştiriyor gibi hissediyorum. Yani çok çok güzel. Önümüzdeki hafta tekrar böyle görüşmek üzere. Bakalım neler olacak bilmiyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.